Selamünaleyküm arkadaşlar. Güvercin ve Kuşçuluk kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün de Metin ustamızın kümesindeyiz. Şimdi size kümesi göstereceğim. Hatta biz bu kümesi Metin abiyle beraber, yani hepsini değil ama yarısını beraber yaptık. Onun da resimlerini size paylaşırım. Görürsünüz. Evet arkadaşlar, çatı böyle bir çatı. Ethernetli. Böyle çatılarda da kümes yapılabiliyor. Şimdi kümesi gösterelim arkadaşlar size. Evet arkadaşlar, kümesimiz bu. Metin abi, buradan karşıya kaç metreydi? 3,5 metre. Arkadaşlar, buradan karşıya 3,5 metre. Sağdan sola? 3,5 metre. Sağdan sola da, soldan sağa pardon. 3,5 metre. Kümesimizin maşallahı var. Böyle bir çatıda besliyor arkadaşlar. Altını demir profillerle kaynattırmış. Bunu düz zemin haline getirmiş. Kot farkını yok etmiş. Çok da güzel, çok kaliteli bir kümes. Hatta işte beraber yaptığımız için ayrı bir emek. Şimdi kümesin içine giriyoruz arkadaşlar. Evet, şurada oturalım abi. Gel abi Metin abi, sen de gel. Biraz sohbet edelim. Arkadaşlar, Metin abiye sohbetten önce bir kuşları görün. Burada çok değişik kuşlar var. Şimdi size onları göstereceğim. Normalde Metin abi tip besliyor. Sarı kafa tip besliyor. Maşallahı var, tiplerinde çok güzel kuşları var. Şöyle bakarsanız bu dişi, şu erkek. Şimdi kümeste farklı kuşlar da var. Sebebi Metin abi tip güvercinle daha yeni dönüş yaptı. Burada uçurduğu azmanlar vardı. Hatta birkaç tanesini göstereyim. Şurada bir hünkârı var arka tepe. Çakmaklı, paçalı. Şurada bir tane kırık kuş var. Bu da tip aslında değil mi abi? Evet, o tip. Bu da tip. Şu da hatta eşi. Bu da tipmiş. Şurada bir azman var, uçan. Bunlar çok güzel yavru bakıp çok güzel uçan kuşlar arkadaşlar. Şurada bir tane çift tepe mardin var. Bunlara mavi çift tepe ayna kuyruk. Mavi çift tepe ayna kuyruk. Sonra arkadaşlar bitmiyor. Burada gene bir tane kuş var. Burada bir kara enseye paçasız bir kuş var. Burada bir mardin var ön tepe. Sonra burada bir tane şekeri tip var. Şimdi arkadaşlar, Metin abi bu kuşları elinden çıkaracak. Çünkü simetri hastalığı var Metin abimizin. Evet, aynen, simetri hastalığı var. Hepsi sarı kapı olsun istiyorum. Hangi bir tür besleniyorsa bütün kuşlar aynı tür olacak. Başka bir tür olsun istemiyor. Kümesimiz böyle arkadaşlar. Kaç tane folluk vardı abi? 30 tane folluk var. 30 tane folluk var arkadaşlar. Kümes mükemmel yani. Anlatmaya gerek yok, öyle söyleyeyim size. Bu kümes daha önce şuradan şuraya kadardı. Sonra Metin abiyle beraber biz bu kümesi büyüttük. Gene plastik lambiri yaptık arkadaşlar. Burada otur, çayını demle, sohbet, muhabbet çok güzel oluyor arkadaşlar. Yani Metin abi keyfine düşkün bir adamdır. Evet. Sağ olsun, çok da misafirperverdir. Arada geliyorum, böyle sohbet ediyoruz. Bir de arkadaşlar, size bir kuş göstereceğiz şimdi. Metin abi, istersen sen kuşu bir yakalayabiliyorsan. Kuşu yakalayamayız ama şey yapıyor, çek istersen, yakalanmıyor çünkü. Arkadaşlar, belki de hayatımızda ilk defa göreceğiniz bir kuş göstereceğiz şimdi size. Biraz yakından çekmeye çalışayım. Yakalayabilirsek de Metin abi size kuşun özelliklerinden bahsedecek. Arkadaşlar, kuş neydi abi cinsi? Afrika beneklisi. Afrika beneklisi diye bir kuş arkadaşlar. Bu da bir güvercin. Ayağında markası var. Çok değişik bir güvercin arkadaşlar. Yani göz çevresi, kanatlarının üstündeki benekler biraz da normal güvercin şeklinden farklı bir yapıya sahip ama bilinen, hatta Google'a yazarsanız görebilirsiniz. Afrika beneklisi diye geçiyor. Çok farklı bir kuş arkadaşlar. Hatta bir dakika, ben şöyle bir manevra deneyeyim bakalım ne olacak. Cin gibi arkadaşlar kuş. Metin abi bir yakalarsa şunu bırakmadan. Evet. Çok aşırı güçlü bir hayvan. Çok güçlü arkadaşlar. Tutulmuyor elde. Tüye de girmiş. Tüyleri yolunuyor. Tüye girdi. Şimdi ben bunu getirdim. Ben bunu sarı kafa tiplerle eş vurmayı düşündüm. Bu Afrika'nın kendi markası. Şöyle arkadaşlar, markayı görürseniz yabancı marka. Yabancı uyruklu marka. HGR yazıyor. Bunu böyle sarı kafa tiplerle vurup sarı kafa benekli, kırmızı göz yavru almayı planlıyorum. Arkadaşlar, şu kuşun değişikliğine ama bakar mısınız evde ya? Evde durmayan bir hayvan, çok güçlü bir yapıya sahip.
Sarı kafa tip, gözler böyle sürmeli olursa çok güzel olacak diye düşündüm. Arkadaşlar mükemmel bir çalışma kuşu olur bundan. Evet. Yani bu kuşu hangi kuşla vurursanız vurun, altından girecek kuş eğer karma bir kuş olursa tadından yenmez. Bunu postayla vurabilirsin, tiple vurabilirsin. Yani düz uçan kuşlarla vurulabilecek mükemmel bir kuş. Çok 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 şeye sahip. Hafiften kahverengi tonları var arkadaşlar. Kanat altları falan, kuyruğu gri. Yani değişik bir kuş arkadaşlar. Ben hayatımda ilk defa gördüm. Metin abi sayesinde. Bununla bir çalışma yapacağız. Umarım güzel sonuçlar alırız. Şöyle yakından bakın diye elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Kuş çok hırçın bir kuş. Elle yakalanmıyor. Yakalansa tutulmuyor. Şöyle bir göstereyim. Kaçacak şimdi ama. Bile bile uzun tutuyorum ki kuşu iyice inceleyin diye. Yani görüp görebileceğiniz kuş türlerindendir arkadaşlar bu. Tekrar söylüyorum, Afrika benekli diye geçiyor. Ben kaç yıldır güvercin besliyorum, ilk defa gördüm. Çok değişik, çok farklı bir kuş. Evet arkadaşlar, onu da size tanıttık. Merak edenler ırkını, cinsini, uçuşunu falan inceleyebilir. Durumlar böyle. Şimdi Metin abiye biz... Ha bir de postalarımız var değil mi abi? Bak şimdi bu kadar güzel kuşun arasında bir takım posta neden? Bu postalar çok kaliteli posta. Elazığ uçmuş postalar bunlar bir takım. Onları satmaya kıyamıyoruz. O nedenle bir takımı besliyoruz. İşte yumurtalılar, yavruları büyüyor yine. Hatta şöyle göstereyim arkadaşlar. Değerli arkadaşlarıma hediye ediyorum o yavruları. Arkadaşlar bu postalar Elazığ uçmuş postalar. Dişli erkekli. Yani zaten erkeğin yapısını görüyorsanız hakikaten maşallahı var kuşun. Yani ben gerçi çok anlamam ama anlamadığım halde görünüşü bile kuşun kaliteli olduğunu gösteriyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu kuşlar Elazığ uçmuş kuşlar. Elazığ'dan İstanbul'a mı geldi abi? Elazığ İstanbul uçmuş kuşlar arkadaşlar bu kuşlar. Yavruları da böyle iki tane yavrusu var. Şöyle alsam hafiften bir şey olmaz değil mi abi? Maşallah. Normal kuştan daha ağırlar ya. Arkadaşlar postalar da bunlar, yavrular. Bir tanesi böyle. Metin abi kendi markasını takmış. Biri de böyle. Bu biraz daha diğerinden ufak. Maşallah daha ayaklarının üstünde basamıyor ama. Bir yavrumuz da böyle. Babası açık çakmaklı. Annesi neredeydi abi? Annesi de burada. Annesi de burada arkadaşlar. Çektim onları. Çakmaklı, sazlı. Kafasında benekli olan bir posta ama tekrar söylüyoruz. Bunlar Elazığ uçmuş kuşlar arkadaşlar. Evet. Şu beyaz 3 tane yumurtlamış bugün. Evet, ilk defa ben de gördüm. Bir de arkadaşlar biraz önce fark ettik. Onun eşi şu alttaki miydi abi? Şu beyaz olan değil mi? Şu kırmızı olan. Şu erkek şekeri olan tiple şuradaki arkadaşlar beyaz tip yumurtlamışlar. Nasıl oldu bilmiyoruz. Altında 3 tane yumurta var arkadaşlar. Yani Metin abi kuşları çok fazla ellemez. Zaten folluklara yaklaştığımda kuşların kaçışından anlamışsınızdır. Kuşlara el değmiyor. Ama sabah yoktu değil mi bunlar abi? Yok yok. Dün bir tane vardı, bugün 3 tane oldu. Dün bir tane yumurta varmış arkadaşlar bunun altında. Şimdi biraz önce geldik baktık. 3 tane yumurta var. Şimdi kuşu korkutmak istemiyorum çünkü salmada follukta set yok. Belki kaçarken yumurtaları kaydırabilir. Evet, olabilir. Öyle bir ihtimal olabilir değil mi abi? Bir bakalım arkadaşlar. Şimdi ispat etmek lazım size çünkü bunu bahsettik. Evet arkadaşlar, 3 tane yumurta. Üçüne de yatıyor maşallah. Ama kendi yumurtası mı yoksa başka bir kuş gelip oraya mı yumurtladı onu bilmiyoruz. Şimdi kendi yumurtası desek doğru mu yalan mı onu bilmiyoruz. O yüzden o vebayla girmeyelim. Kümesin burada devamı da var arkadaşlar. Şurada da bir çift kelebek var ama onlar tipik yavrular değil mi abi? Evet, tip yumurtası koyuyoruz onlara şimdilik de. Sevdi arkadaşlara hediye edene kadar birkaç tane yavru baktıracakmış Metin abi. Evet. Hatta bir çift de şurada var. Evet, onlarda da sarı kafaların yumurtaları var. İşte bakalım hediye edene kadar bunlar bir dursun. Abi tip kuşlarının özelliklerinden bahsedebilir miyiz? Abi tip kuşunun özelliği... O zaman dur abi bekle. Ben bir tane kuşu yakalayayım.
yakalayabilirim ama. Değil mi? Tabii ya. Güzel arkadaşlar. Şöyle bir tane yakalayabilirsem. Evet. Sen abi elini tut kuşu. Böyle bahset özelliklerinden, renginden, yapısından, uçuşundan. Hatta ben biraz böyle geri gideyim. Şimdi Türk kuşlarının özelliği ırk olarak yüksek uçucu hayvanlardır. İşte 3-4 çeşidi var bu tiplerin. Kimisi böyle sarı kafa, kimi kırmızı kafa, kimi kara kafa. İşte herkes sevdiği türü besliyor. Benim de bu sarı kafalar hoşuma gidiyor tür olarak, ırk olarak ve görüntü olarak. Ben bunlardan 20-25 tane uçurduğum zamanlar oldu. Yani bulutların arasında 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat hiç yorulmadan uçabiliyorlar. Öyle bir özelliğe sahipler. Bir de kolay kolay hastalanmıyorlar. Kolay kolay yavru öldürmüyorlar. Çok çabuk ürüyorlar. Posta kuşundan sonra yerine en sadık kuş. Yani kesinlikle dışarıyı görsünler, alışırlar. Öyle de güzel bir özellikleri var bunların. Ben bunları elimden geldiği kadar güzel bakmaya çalışıyorum. Haftada bir ben bunlara yeşillik veriyorum. Haftada bir sularına elma sirkesi, haftada bir vitaminlerini veriyorum. O yüzden tüy yapıları böyle parlak, böyle güzel, böyle hareketli ve neşeli kuşlar. Kimisi kelebek seviyor, kimisi baska kuşu seviyor, kimisi mardin kuşu seviyor. Biz de tip kuşu seviyoruz. Arkadaşlar Metin abi daha önce de tip güvercini beslemiş. Tabii. Sonrasında başka türlere de merak saldığı oldu. Ben şimdi Metin abiden biraz bahsedeceğim size. Aman şuradan düşüyorduk. Arkadaşlar Metin abi bir ara üretimhane yapmak istedi burayı. Buraya görüp görebileceğiniz en güzel mardinleri aldı. Yani her renkten çift tepe güvercinlerle doldurdu bu kümesi. Sonrasında kümesinde bir hastalık girdi. Metin abi biraz bu konularda hassas. Kümesinde hasta, rahatsız kuş görmek istemiyor. O yüzden mardinlerden soğudu. Bütün kümesi boşalttı. Ondan ziyade bu arada arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim. Benim kümesimdeki Arap kelebeklerin sahibidir Metin abi. Arap kelebeklerin sahibi. Aynen. Ben ilk güvercinciliğe başladım. Bu kümesten 4 çift mi aldım abi? 4 çift, 5 çift falan aldım. Yavrularla beraber. Aynen. Falan, 4 çift anaç aldım Arap. 4 çift Arap kelebek aldım. Benim kuşlarımın çoğu buradan gelmedir arkadaşlar. Burada bu kuşlar gökyüzünde nokta olan güvercinlerdi. Metin abi böyle bir adam. Dediğim gibi çok simetri düşkünü. Yani olacaksa tek renk olacak. Olacaksa en kalitelisi olacak. Şunu özellikle söyleyelim. Bu yerdeki gözükenler kuş pisliği değil, talaştır yani. Aynen arkadaşlar. Yani ben buna çok dikkat ediyorum. Bunlar talaştır. Bir de her talaş kümese konmuyor. Çoğu talaş bit yapar ama bu talaş 100 derecede kaynatıldığı için bit yapmama riski var. Kayın ağacının talaşıdır bu. Kayın ağacı da 100 derecede kaynatılan bir ağaçtır yani. Arkadaşlar duyduğunuz gibi yani. Aynen. Kayın ağacının talaşı bit yapmıyor. Kümeste kullanmak isterseniz eğer kayın ağacı talaşı kullanın. Bit yapma riski yok. Dediği gibi Metin abinin diğer talaşlarda kümeste bit yapma ihtimali var. Onun için böyle bir şey uygulama yapacaksanız kayın ağacının talaşını kullanın. Zaten bugün günlerden ne abi? Bugün günlerden salı. Salı. Herhalde bir 2-3 güne kadar komple bir temizlik olacak yani kümeste. Sonra cuma günü, cumartesi günü temizlik olacak kümeste. Yine talaş serilecek. Aynen öyle arkadaşlar. Kuşlarımız böyle. Metin abimiz de çok sevdiğimiz, çok değer verdiğimiz bir abimiz. Her zaman beklerim kümesimi. İnşallah abi. Ben yine böyle ara ara geleceğim. Metin abinin güvercinlerini tanıtacağım. Vallahi bu seferki gelişim başka bir niyetliydi ama asıl merak ettiğim kuş gene söylüyorum. Bu kuş da arkadaşlar Afrika beneklisi. Yani bunu çok merak ettiğim için geldim. Bana birkaç resmini yollamıştı. Yani böyle bir güvercini elle tutmak, ne bileyim bir incelemek çok farklı bir şey arkadaşlar. Bilmiyorum belki çoğu kuşa nasip olmamıştır. Değil mi abi böyle bir kuşu? Ben ilk defa gördüm hayatımda. Yani o kadar güzel bir kuş ki. Yani 20... Eksotik bir yapısı var. Aynen 20 yıldır güvercin besliyorum. Hani bırakın böyle yakından görmeyi, resmini bile görmüşlüğüm yoktu. Belki illaki vardır görenler ama
Canlısını görmek ayrı bir şey arkadaşlar. Yani güvercin besleyen, bu hobiye gönül vermiş arkadaşların böyle bir kuşla tanışması cidden. Bu arada bunu satmıyoruz değil mi abi? Yok abi, satmıyoruz. Bu arkadaşlar satılık değil. Soran olursa şimdiden söyleyelim. Bu bizim çalışma kuşumuz olacak. Bakalım, eğer güzel bir erkek bulabilirsek buna, tip ya da posta, deneyeceğiz. Arkadaşlar bu güvercinle de videomuza son verelim. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Abi sen de bir şey söylersen. Tabii. Abi, mesela geldiğiniz için Allah razı olsun. Her zaman beklerim. Her zaman kapımız açık. Bugün ansızın oldu ama bir hazırlık yapamadık. İnşallah bir gün daha güzel bir şekilde sizi ağırlamayı düşünüyorum. İnşallah. Yani. İnşallah abi. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a ısmarladık.